Şimdi Bilgin Bey, baroları bölen ve bu avukatlık kanununda değişiklik öngören yasa teklifi geçtiğimiz hafta Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Bugün de Bir gazetede yayınlandı. Bunun düzenleme içerisinde neler var, siz neye karşı çıktınız tam olarak? Şimdi Türkiye'nin malumu olduğu üzere anayasal bir kurum olan ve halkın savunma özgürlüğünü savunan baroların parçalanmasına yönelik veto projesinin hayata geçirilmesi şu anda meclisten de tabii çıktıktan sonra karar. Bugün itibariyle ki çok büyük bir tesadüf 15 Temmuz'da resmi gazetede yayınlıyor. Yasa neler getiriyor? Çoklu baroyu getiriyor. Bakın bu özellikle yargının üç saç ayağından hiyerarşik anlamda birbirine üstünlük sağlamayan ama yatay düzlemde eşit olan yargının saç ayağından birini parçalıyorsunuz. Karar mercini parçalamıyorsunuz. Bu baroların yargı içerisindeki siyasallaşması ve ele geçirilmesi anlamına gelecek. Yarın bir gün açıkçası A partisinin, B partisinin kim iktidarda olursa olsun kendi yandaş barosuyla açıkçası bir takım hukuksuz işlemleri hukuki hale getirmeye çalışacak. Demokratik söylemleri bu sefer susturmaya yönelik eylemlere girişecek. Artı tabanda da vatandaşları böleceksiniz. Ya dün sendikalar da yapmadılar mı? Vatandaş kendi hakkını korumak için yandaş sendikalara gitmedi mi? Sonra onları siz terör örgütleriyle, FETÖ'yle vesaire bağdaştırıp KHK'yla ihraç etmediniz mi? Onları hapse atmadınız mı? Şimdi bu aynısı yargının da savunmanın da başına gelecek. Toplumu da dediğim gibi böleceksiniz. Doğal olarak ne yapacak? Haklı da olsa kendi hakkını koruma amaçlı bu yandaş barolara gidecek. Barolar artık siyasi söylem kuruluşları haline gelecek. Yargıyı etki altına alacaklar. Yargıyı baskı altına alacaklar. Ülkemizde ve dünyada hukuk endeksinde yargıya güven şu anda özellikle Türkiye'de çok düşük oranlarda. Dış dünyada ülkeler arasında 139 ülkede 119. sırada. Siz savunmayı da eğer sizi siyasallaştırır, onu da yargının üzerinde yanlı karar vermeye yöneltirseniz, baskı aracı haline getirirseniz, bu sefer insanlar adalete olan saygısını tamamen yitirecekler, güvenini tamamen yitirecekler ve kendi hak arama özgürlüklerini kullanmaya başlayacaklar. Baroların parçalanması, kamu niteliğindeki kurum olması nedeniyle anayasaya aykırı bunu yapamazsınız. Bir defa buradan ihlali var, buradan iptal edilmesi gerekiyor. İkincisi, barolarımız kurulduğu tarih itibariyle 2 senede bir genel kurul yaparlar. Çiftli yıllarda kurulanlar, çiftli yıllarda genel kurul yapar. Tekli yıllarda kurulanlar tekli yıllarda yapar. Aşağı yukarı 10-12 civarında baromuz tekli yıllarda kurulduğu için 2019 Ekim ayında seçimlerini yaptılar. Olağan seçimler. Şimdi siz yasayla bu insanların yasal seçilmişlik haklarını ellerinden alıyorsunuz. Bir yılla sınırlandırıyorsunuz. Bu insanlar 2020'nin Ekim ayında tekrar seçime girecekler. Pandemi vardır, şu vardır, bu vardır veya başka gerekçeler vardır. Siz bu gerekçelerle 3 ay, 5 ay, 6 ay uzatırsınız. Barolar Birliği'nin seçimini de öne çekiyorsunuz bakın. 2021 Mayıs'ında yapılması gereken bir seçimi 2020'nin Aralık ayına çekiyoruz. Baro başkanlık seçimleriyle, baro organlar seçimleriyle Barolar Birliği'nin seçimli genel kurulu aşağı yukarı 2 aylık periyotta yapılacak. Bu bir defa seçim sistemine aykırı. Baro başkanlığı aday olacak delege veya başkan zaten Ekim ayında seçime giriyorsunuz. Ekim ayı içerisinde ancak işte kurullar oluşuyor, mazbatalar alınıyor vesaire süreçlerle geçen şeyden sonra bir ayınız kalıyor. Bir ayda hangi Barolar Birliği başkan adayı 80 vilayete ulaşıp bu 80 vilayetteki seçilmiş delege başkanları ikna edip aday olabilecek. Burada da seçilme hakkını, demokratik mücadele hakkını elinden almış oluyor. Gelinen noktada artık bundan sonra yapılacak en önemli iş Anayasa Mahkemesi'ne giderek hukuk aramaktan ibaret. Ben Anayasa Mahkemesi'nin siyasi değil, aklı selim ile hukuka uygun olarak bu kanun iptal edeceğine inanıyorum. Bu kanun iptal edilmediği takdirde çoklu baro Türkiye'nin bölünmesine yönelik bir ilk adım olarak Türk hukuk tarihine ve Türk demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçecektir. Şu andaki mevcut düzenleme ile beraber bu 5000 avukat sayısını 2000 avukat geçebilen baro sayısı ancak İstanbul, Ankara ve İzmir görünüyor şu anda. Evet. Antalya'da az bir fark var sanırım. Şu an Antalya'da geçecek. Niye derseniz burada kamu veya kit personeli olan avukatlarımız baroya kayıt zorunluluğu yok onlar için. Devlet kurumuna atanan bir kamu avukatımız orada görevini yaparken Mersin Barosu'na kayıt olmak zorunda değil. Ama şimdi sayacaklar onu burada görev yapıyoruz diye. Belki de şu anda Antalya'da net söyleyeyim 500-600 civarında kamu avukatı vardı. Bunlar aidat ödememek adına baroya kayıt olmazlar. Kayıt olmuş gibi gösterecekler. Şu anda Antalya Barosu'nun da sayısı 5000'i geçmiş olacak. Bakın. En azından 500-600 kişi varsa bu 500-600 kişiye kamuda baskı yapılacak. Diyecekler ki arkadaş
yeni baro kuruluyor. Sen bu yeni baroda yer alacaksın. Yoksa seni ben işten atarım, sürerim. Direnebilme şansları var mı arkadaşlarımızın? Kaç tanesi direnecek? Şimdi bu da çok ciddi bir baskı. Niye kamu avukatlarımızı bu sürecin içinde mağdur ediyorsunuz? İçerisinde yine kılık kıyafet düzenlemesi de var sanırım. Buna ilişkin de bize bilgi aktarabilir misiniz? Özellikle hani siyasi anlamda yaptıkları çok net belli. Belli bir kesime bir mesajdır bu. Biz sizin haklarınızı koruyoruz. Yarın bu ülkede tekrar işte rejim değişirse sizin başörtüsüyle veya kılık kıyafetinize müdahale edilerek girmeniz engellenecek. Ya bizim başörtü sorunumuz yok ya. Biz artık özgürleşmek istiyoruz, demokratikleşmek istiyoruz. Hiçbir şekilde, net söyleyeyim, kimsenin biz yaşam biçimiyle veya giyimiyle uğraşmıyoruz ama bir avukatın bir kılık kıyafeti vardır. Başörtülü de olsa onun bir kılık kıyafeti olacak. Veya kendi inancına göre giyinen bir insanın bir cübbeyle bir avukata, bir savunmana yakışır şekilde bir giyinmesi gerekiyor. Bir kamu hizmeti yapıyorsunuz orada. Peki Bilgin Bey, bundan sonra barolar ne yapacaklar? Şimdi siz Ankara'da direndiniz, bulunduğunuz illerin adliye binaları önünde direnmeye devam ediyorsunuz. Muhalefet partileri, yani CHP, AYM'ye taşıyacağından bahsetmiştim düzenlemeyi. Ne yapacaksın? Nasıl bir mücadele edeceksin bundan sonra? Süreç içerisinde gerçekten başarılı bir mücadele örneği sergilendiğini düşünüyorum. Burada halkın özellikle baroları, avukatları sahiplenmesi bizi ziyadesiyle mutlu etti. Uzun süredir bir bıkkınlık içerisinde olan, bezginlik içerisinde olan meslektaşlarımız dahi çok ciddi bir şekilde süreci sahiplendiler. Tüm illerde bakın ciddi anlamda avukatlar protesto gösterileri yaptılar, çeşitli eleştiriler yaptılar, çeşitli eylemler yaptılar. Ha, bu duracak değil. Şu anda sadece meclisten geçti. Malumunuz anayasaya göre, şu anda yeni sisteme göre daha doğrusu bir yasanın anayasaya aykırılığını mahkemeye götürebilecek olan kurumlar, kişiler sınırlı. Ya Cumhurbaşkanı götürüyor, o onayladığına göre götürmeyecektir. En çok üyesi bulunan iki partiden biri götürecek. AK Parti zaten getirdiğine göre götürmeyecektir. Burada bir tek CHP kalıyor elimizde. Bir de beşte bir çoğunlukta üye sayısını toparlayan milletvekilleri bir araya gelirse eğer onlar götürebilir. Onların da bir araya gelme şansı yok. O 120'yi de bulma şansımız yok. Sadece şu anda bir tek Cumhuriyet Halk Partisi götürecek. Bununla ilgili hazırlıkları da var. Kendilerine açık açık da söyledik. Bizden herhangi bir hukuki destek istediğiniz zaman biz her zaman hukuki desteği vermeye hazırız. Ha, bu sadece Anayasa Mahkemesi'ne götürmeyle bırakılıp sadece hukuki sürecin sonunu evimizde bekleyeceğiz anlamına gelmiyor. Biz sonuna kadar direneceğiz. Barolar kadın haklarında, çocuk haklarında, insan haklarında, hayvan haklarında hep mağdurdan, ezilenden yana oldular. Ve kötülük, haksızlık, hukuksuzluk kimden gelirse gelsin ve kime yönelirse yönelsin her daim mağdurun yanında oldular. Ama işte bu çoklu baroda bakacaksınız kadına şiddet uygulanmasında, çocuk tecavüzünde, hayvan hakları ihlalinde, insan hakları ihlalinde belki de farklı barolar farklı taraflarda olacak. Biz şu anda dediğimiz gibi bugün de yayınlandı. Gerçekten çok talihsiz bir günde yayınlandı. Ben bunun hani tesadüf olduğuna inanmak istiyorum artık. İyimser olmak istiyorum. 15 Temmuz günü bir FETÖ projesi resmi gazetede yayınlanıyor. En çok canımızı yakan hususlardan bir tanesi buydu. Biz nasıl FETÖ'yle mücadele ediliyor diyoruz. Tekrar bir kez daha soruyoruz. Burada değerli başkanlarımla zaten fikir teatisi içerisindeyiz. Yayınlanmasını bekliyorduk. Son bir umudumuz Sayın Cumhurbaşkanı umarım toplumdaki bu tepkiyi, barolardaki tepkiyi görür. Böyle bir ihtiyaç olmadığını kavrar ve imzalamaz dedik ama imzaladı. Dediğim gibi kötü bir tarihte de imzaladı. Son çaremiz Anayasa Mahkemesi ve direnişimiz kaldı bizim elimizde. Biz bunu sadece barolarla ilgili olduğunu da düşünmüyoruz. Cumhuriyet kurumlarıyla hesaplaşılıyor. Cumhuriyet kurumları tek tek yok edilmeye çalışılıyor. Bunlardan en önemli kurumlardan bir tanesi de baroydu. Ben bu gözlemle de düşünmelerini ve bu bağlamda da bize destek vermelerini özellikle çok çok rica ediyorum. Bilgin Bey, çok teşekkür ediyorum fikirleriniz ve katıldığınız için. İyi çalışmalar diliyorum, mücadelenize başarılar diliyorum. Çok teşekkürler. Sesimiz olduğunuz için biz çok teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar diliyorum.